Devrek ilçesi Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir ile birlikte ilçede ulusal ve yerelde görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek seçimden sonraki çalışmalarını değerlendirdi. Devrek Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ulupınar, 90 gün oldu, belediyeye alalı ama borç batağına bir belediye almışız da haberimiz yokmuş. Ama inşallah hep birlikte el ele vererek belediyemizi ve ilçemizi kalkındırmak, şahlandırmak için var gücümüze çalışacağız. Seçimi kaybeden başkan personeli öyle zamlar yapmış ki, akılları ziyan bir valinin aldığı maaştan fazlasını alan personeller var. Bu da hem belediyenin bütçesini sarsmış hem de ilçemizi zora sokmuştur. Şimdiye kadar biz işçi çıkarmadık ve işçilerimizin maaşlarını da tıkır tıkır ödüyoruz. Zorlanmıyoruz. Evet ama yıllardır su parası tahsil edilmemiş belediye dükkanları da adeta bedavaya kullandırılmış. Yakında 105 dükkanın ihalesini gerçekleştireceğiz ve şeffaf bir ihale yaparak bunu hayata geçireceğiz. Yine eski terminal alanında yapılan düzenlenmeyi Şişli Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldı denildi ama geçen gün İstanbul'dan bir müteahhit sizden alacağım var buraya ben yaptım dedi ve söylediği rakamlar korkunç. Ben de git belediyede görevli müfettişler var derdini onlara anlat dedim. Ben para falan veremem dedim. Eski belediye binasını ve Çınar Oteli'ni yıkacağız. Buralar içinde güzel projelerimiz var. Sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sinek ve diğer haşerat ile ilgili sıkı bir çalışma içine girdik. Emniyet Müdürlüğü ile Kapalı Spor Solu'nun inşaatlarından sonra yaklaşmış bulunmaktayız. Devreyi sizler, vatandaşlarımız ve bizler el ele vererek en üst seviyeleri taşıyacağımıza inanıyor. Katkılarımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum diye konuştu.